Peki Survivor'ın en çok gündem konularından biri de aslında Mert'le sizin evet. ilişkinizdi. Bu... Su içeyim hemen ben. Bu ilişki nasıl başladı? Biraz bunu da öğrenmek istiyoruz aslında. Survivor'ın öncesine dayanan bir ilişki vardı değil mi? Şöyle, ben Mert'i uzun zamandır tanıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2020 sonu. 2021 başı olabilir ama hani şey olayı vardır ya, dalga geçerler Twitter'da falan, hep bana baktı, bana aşık, fotoğrafımı beğendi, bana aşık. Kimsenin ben ilk görüşte aşık olduğuna hani inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Öyle bir durumda olmadı zaten. Hani bir flört süreci tabii ki oldu ama ikimizin de odak noktası farklıydı. Peki Mert'le ilişkinizin olması adadaki yaşantını ve performansını etkiledi mi sence? Şöyle, o varken etkilemedi. Çünkü ben her oyun alanına gittiğimde onu görmek hani beni mutlu ediyordu. Eminim onun da öyle ki söylüyor. Hani böyle onun orada olması bana ekstra motivasyon, ekstra güç veriyordu. Elendikten sonra bir tık bocalama yaşadım ben böyle. O elendikten sonra hani böyle orası bir tık anlamsız gelmeye başladı bana. İçimden geldiği gibi konuşacağım. Ben emin olmadığım bir konu hakkında asla konuşmam mesela. Yani ya da hani karşımdakinin iyiliğini istiyorsam onu o noktada zorlayacak kelimelerde, söylemlerde bulunmam. Hani ben ne yaşadığımı biliyorum, arka planda ne yaşadığımı da biliyorum. Ama kimseye bu konuda açıklama yapmak zorunda değilim. Ben bunun çırpıntısına girdiğimi fark ettim çıktıktan sonra. Neden sana ne ya dememişim mesela. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğumuz Sude Burcu olacak. Sude, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Neler yapıyorsun ilk olarak? Soruyla başlayayım. Vallahi neler yapıyorum? İstanbul'dayım. Yeni taşındım buraya, daha doğrusu 2-3 ay falan oluyordur. Biraz adaptasyon süreci yaşıyorum. Onun haricinde dijitalde, YouTube'da biraz zaman harcıyorum. Hı-hı. Çünkü kolay değilmiş. YouTube'a yeni girdim bu arada. Evet. Bilginiz olsun. Kolay değilmiş. Sosyal medyadayım. Bir yandan projeler var onlarla. Sürekli şey aslında, kafa yorgunluğu. Sürekli bir düşünce, sürekli bir işte nasıl yaparım, ne yaparım vesaire. Bir yandan İzmir'e gidip geliyorum. Sürekli hala tam oturmadı süreç burada. Hı-hı. O yüzden hani bir tık yoğun geçiyor aslında. Artık burada mı yaşamayı düşünüyorsun? Ya zaten 2 yıldır öyle düşünüyordum. Hı-hı. Hani bu sene nasip oldu. Geldim. Biraz zor bir şehir. İzmir daha kolay tabii ki ama hani kötü bir süreç geçirmiyorum, gayet iyi, her şey yolunda. Sevindim. Bir de YouTube'a başladım dedin. Devam etmeyi düşünüyorsun sanırım. Şöyle, devam etmeyi düşünüyorum. YouTube'da ben başlarken bu kadar zor olacağını düşünmüyordum açıkçası. Çünkü YouTube'un hayatınızın ortasını koymanız gereken bir süreci var. Her şeyi çekmeniz gerekiyor. Hani kendi istediğiniz kadar ama bir hani böyle bir devamlılık olması gerekiyor YouTube'da. İçerik üretme var, onu çekmek var, onu editletmek var. Kurgusu, montajı, ne olsun ne olmasın. Her hafta bir video yüklemek lazım. Devamlılık o. Bir tık zor, bir de orada etkileşim de daha zor. İşte Instagram'a, TikTok'a, diğer sosyal medya hesaplarına göre. Ama sabırlı bir insanım. Öyle olduğumu düşünüyorum. O yüzden hani bir de YouTube'da hani benim asıl işim şey, spor. O anlamda böyle kast olarak gerçekten güzel bir proje düşünüyorum. 2 tane proje var aklımızda. Onların üzerine çalışıyoruz hani böyle güzel bir ekiple. O anlamda güzel gidiyor. Beni heyecanlandıran şeyler oluyor yani. Ama gerçekten çok meşakkatli bir iş. Ben de tatile çıktığım zaman bir Reels yapayım dedim. Küçük her yere çekiyorum dedim ki ya, vlog yapanlar bununla mı nasıl başa çıkıyor bu sürekli? YouTube'dan sonra Instagram'daki o Reels'lar o kadar kolay geliyor ki. En azından bu anlamda bakıyorum. Bir anlamda işim kolaylaştı. Evet, doğrudur. Tekvando yapıyordun. Hala devam ediyor musun yapmaya? Şöyle, devam etmiyorum. Ya devam eder miydim? İsterdim aslında ama ben 2005'te başladım tekvandoyu bu arada. 17-16 yıl falan oldu. Hani baktığımda bana tekvandonun kattığı çok fazla şey oldu hayatımda. Yani birçok noktada dönüm noktası olabilir tekvandonun katkısı bana ama şu anda tekvandonun bana çok fazla bir şey katabileceğini düşünmüyorum. Ben hep hayatta böyle kendimi nasıl geliştirebilirim, hangi ortamda olursam bana katkı olur diye düşünüyorum. Bir de bir sakatlık oldu tabii ki. Şu an bir sakatlığım var. Hani ameliyat durumu var. O da hani en boş olduğum kışın.
Zaten yapamazsın dedi doktor tekvando. Hani her anlamda bırakmam daha hayırlısı oldu galiba. Hani bazen böyle olması gerekiyordur. Sadece böyle düşünüyorum. Yoksa ama çok seviyorum. Bana çok çok fazla yıllardır yaptım. Tabii ki öyle. Ve hani o kadar çok sakatlık yaşadım ki. Bir dövüş sporu. Hani baktığınız zaman herkes şey der. Nasıl dövüşüyorsun sen ya? Hiç öyle gözükmüyorsun falan ama kendimi orada buluyordum ben böyle. O yüzden hani bıraktığıma bir tık buruk bir üzüntü var bıraktığım için ama bir noktada da böyle olması gerekiyordu. Peki hiç avantajını kullanmayı düşünüyorum. Yok, bir kere tarz olarak hiç dışarıda kavga edecek, onu uygulayacak falan bir yaşam tarzım da yok. Hani her zaman düzenli planla ilerliyorum. Sadece tek kırmızı çizgim ailem, sevdiklerim. Onlara bir şey olduğu zaman kullanmak zorunda kalabilirim. Bir kere uygulamış olabilirim. Bir kere. Yani 26 yaşındayım. 26 yılda bir kere, o da yine kardeşim sebebiyleydi. Hani o benim böyle kırmızı çizgim. Ailen için. Aynen. O yüzden ama hani böyle zaten öyle bir hayat, yaşam tarzım yok. O yüzden çok da tavsiye etmiyorum. Doğru. Bir de Survivor'dan da konuşmak istiyorum. İkinci kez katıldın All Star'a. Nasıl gelişti All Star'a katılma fikri? Yani şöyle, ben 2019'a başvururken oradan başlayayım. Hep şey diye düşünüyordum. Parkurlar çok iyi işte, babamla beraber izliyorduk. Sadece parkur düşüncesi. Gideyim oraya, eğleneyim. Hani kendimi kıyaslamayı sevmiyorum ama sürekli orada hayal ediyorum kendimi. Ben yapabilir miydim acaba düşüncesiyle. Gittikten sonra işte olayların perde arkası, işte insanlar vesaire. Bir de ben oradan da sakatlıkla ayrıldım. Oradan da ayak bileğim sakatlanmıştı. Tam istediğim gibi ayrılamadım. Hep böyle bir daha gideyim düşüncesi bende vardı. Sağolsun Acun Medya'da davet etti. Hani zaten aklımda böyle bir şey vardı. Çok istiyordum gitmeyi. Gittik. Gördük. Yaşadığım bir şey. Güzel bir sezon oldu. Ama kendi adıma mutluyum tabii ki. İki sezonda yer aldığım için, böyle bir teklif geldiği için, hani ben tercih edildiğim için, onların böyle düşündüğü için mutluyum tabii ki. 4-4,5 aya yakın bir süre kaldın. Uzun da bir süre. Seni en çok zorlayan şey ne oldu oradayken? Hangisini söylesem hangi birini düşünüyorum. Ya aslında hani böyle benim için çok zor bir yer değil orası. Ben çünkü kendi hayatımda da böyle o zorluğu güzelleştirebilmeyi, onun içinden bir şekilde çıkabilmeyi seviyorum. Orada zorlandığım, ben hiçbir ödüle gidemedim. Evet. Çok monoton, çok rutin hayatımda da, hani normal sosyal yaşantımda da öyle sevmiyorum. Sıkılıyorsam hemen kendimi böyle değişik bir şey. Aynen. Böyle havamı değiştirecek bir şeyler buluyorum. Orada bunu yapamadım. Çünkü orada ödüllere gidince insanlar böyle deşarj oluyor, sıfırlanıyor. Hani böyle ilk hafta gelmiş gibi oluyorlar. Ben onu yaşayamadım. Bir de tabii hani herkes tecrübeli, karakter olarak bambaşka insanlar, herkes bir tarafta bir şeyler düşünüyor. Bir tık böyle ilk sezon hani şey diyeyim, bilmeden gidiyoruz ya, doğalında yaşıyoruz her şeyi. Bu sezon böyle sanki hani böyle bir samimiyet sıkıntısı vardı sanki. Hani herkesin ne yaptığını görüyorsun aslında. Herkes herkesin ne yaptığını görüyor. Eminim benim gibi düşünen diğer yaşamacılar da benim gibi düşünüyordur. Hani tecrübe aslında bir tık doğallığı bozdu diyebilirim. O anlamda hani çok rutin, monoton bir Survivor geçirdim ya. İsterdim böyle top mutlu olduğum bir ödül göreyim. Mutlu değildin mi? Mutluydum ama çok değildim. Çok mutlu değildim. Hani kendi adıma böyle bir sezon geçirdiğim için, performans anlamında, ifade anlamında kendimi hani böyle gösterebildiğim için mutluyum tabii ki. Ama baktığımız zaman hani o ödülleri görememek, işte birkaç problem oldu, onları yaşamak beni böyle çok monoton yaptı. Ben hani hep böyle hayattan keyif alan, hep pozitif olan, hep yüksekte, enerjisi yüksekte olan biriyim. Hani o anlamda bir tık zorlandım, evet. Peki ada şartlarını İlkinde zaten biliyordunuz. İkincisinde ada şartlarını bilerek gitmek, o ada şartlarının zorluğunu kolaylaştırdı mı biraz? Ya şöyle, ilk sezondan çıktığımda şeyi fark ettim. Ya dedim, normalde böyle bir yerde uyanmak için hani çok hani böyle düşünürsün, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, tatile buraya mı gitsek, ne yapsak da huzuru bulsak diye. Burada gözünüzü oksijeni açıyorsunuz, her yer yemyeşil, önünüzde işte masmavi bir deniz ama onun farkına varamıyorsunuz. İlk sezon bunu fark ettim. Hiç oranın tadını çıkarmamışım. Her gün düşüneceğim, bugün yemek yiyecek miyiz? Bugün elenecek miyim, elenmeyecek miyim? Potoya kim çıkacak? Sürekli bu. Bu sezon giderken dedim ki ben oradaki her şeyin tadını çıkaracağım.
meditasyon yaptım, spor yaptım. İşte genelde herkesle iyi anlaşmaya çalıştım. Çünkü iletişim gerçekten orada önemli. Birileriyle bir şeyleri paylaşmak, güvenebilmek o ortamda çok önemli. Hani bu sezon o anlamda tecrübem işe yaradı diyeyim. Ama sadece o anlamda yani. Hani böyle oranın tadını çıkarmak anlamında. Hani o anlamda bilinç iyi bir şey tabii ki. Peki Mert'le ilişkinizin olması adadaki yaşantını ve performansını etkiledi mi sence? Şöyle, o varken etkilemedi. Çünkü ben her oyun alanına gittiğimde onu görmek hani beni mutlu ediyordu. Eminim onun da öyle ki söylüyor. Hani böyle onun orada olması bana ekstra motivasyon, ekstra güç veriyordu. Elendikten sonra bir tık bocalama yaşadım ben böyle. O elendikten sonra hani böyle orası bir tık anlamsız gelmeye başladı bana. Elendikten sonra bir iki hafta öyle bir düşüş süreci yaşadım. Ama onun harici iyi geliyordu tabii ki bana. Hani şey gibi düşünün. Ben mesela Mert'i bir yere koydum. Kardeşim yanımda olsa öyle bir motivasyon olur bende. Onun gibi bir his. Hani bir tanıdığınızın orada olması muhteşem bir psikolojik destek. Bana da öyleydi motive yani. Motive etmiştir haliyle. Peki Survivor'ın en çok gündem konularından biri de aslında Mert'le sizin ilişkinizdi. Bu ben. Bu ilişki nasıl başladı? Biraz bunu da öğrenmek istiyoruz aslında. Survivor'ın öncesine dayanan bir ilişki vardı değil mi? Şöyle, ben Mert'i uzun zamandır tanıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2020 sonu, 2021 başı olabilir ama hani şey olayı vardır ya, dalga geçerler Twitter'da falan hep. Bana baktı, bana aşık. Fotoğrafımı beğendi, bana aşık. Kimsenin ben ilk görüşte aşık olduğuna hani inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Evet. Öyle bir durumda olmadı zaten. Hani bir flört süreci tabii ki oldu. Ama ikimizin de odak noktası farklıydı. Hani böyle önceliklerimiz farklıydı diyeyim. Hiç hani birbirimizi tanıma sürecinde bir ilişki olarak ben çok düşünmedim. Çünkü hep şey düşünüyorum. Neden yarışmayı bu kadar bir engel gibi gördük onu da anlamıyorum tabii ki ama işte insan öğreniyor, yaşadıkça öğreniyor. Hani böyle yarışma var. Ben çok iyi hazırlanıyorum, o çok iyi hazırlanıyor. Hani orada nasıl idare edebiliriz? Bize karşı tepki nasıl olur? İyi ya da kötü her anlamda hani düşünüyoruz her ayrıntıyı. Zaten böyle bir hani zorla ilişki boyutuna sokamayız hiçbir şeyi. Bir tabii ki tanışma, görüşme süreci oldu ama böyle yarışmaya 2-3 ay kala biz aslında duygularımızın çok daha yoğun olduğunu hissettik. Hani ilk zamanlar hep önüne başka şeyler koyabiliyorduk. İşte iş güç çok yoğundu, benim spor salonu çok yoğundu, antrenmanlarım çok yoğundu. Hani o flört süreci bir tık uzun oldu bizde. Ama böyle şey gibi de olmadı. Hani şuna da inanmıyorum. Yani 2022 yılındayız. Hani benim ailem benim her şeyimi biliyor. Onun avantajı bende çok fazla var. O yüzden hani böyle onun da zaten kendi hayatı var. Bir şeyleri böyle zorla yapma süreci hiç yaşamadık. Nasıl aktıysa öyle devam ettik. Biz dediğim gibi son 2-3 ay kala hani böyle tam olarak ilişki boyutuna geçtik. Onun öncesinde flört süreciydi. Ama hani şu an hatırlıyorum, o dönemlere gidiyorum, düşünüyorum. Aramızda da konuşurduk. Aa böyle oldu, bu işte şu zamanda şöyle oldu falan. Flört süreci bize kötü yansıyan kısmı oldu. Ama şimdi kalkıp da yarışmada bunu Türk halkına açıklayamıyoruz net olarak. Çünkü hani herkesin görüşü farklı. Ben saygı duyuyorum ama bana saygı duyulur mu? O kısmı tartışılır. Hani çok da duyulmadı gibi gördüm. Ama benim kendi almış olduğum eğitim, ailemden almış olduğum değerler, Mert'in zaten keza öyle. Hani ben yanlış bir şey yaptığımı asla düşünmedim hiç. Bu konuyla ilgili de birçok tartışma yaşandı aslında yarışmadayken. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Yani şöyle düşünüyorum. Şu anda kelimelerimi hep böyle diyorum. Kelimelerimi seçeceğim diyorum hep ama içimden geldiği gibi konuşacağım. Ben emin olmadığım bir konu hakkında asla konuşmam mesela. Yani ya da hani karşımdakinin iyiliğini istiyorsam onu o noktada zorlayacak kelimelerde, söylemlerde bulunmam. Hani ben ne yaşadığımı biliyorum. Arka planda ne yaşadığımı da biliyorum. Ama kimseye bu konuda açıklama yapmak zorunda değilim. Ben bunun çırpıntısına girdiğimi fark ettim çıktıktan sonra. Neden sana ne ya dememişim mesela? Neden hani sen kendi hayatına bak. Bu benim hayatım, bu benim görüşüm. Düşüncen için teşekkür ederim deyip kesmemişim. Sen tam tersine o kadar empati kurmuşum, evet, ki yani ben o kadar
insanları düşünmüşüm ki aslında bu bana kötü yansımış. Beni öyle bir şeyin içine sokmuş ki. Halbuki bildiğim bir şey. Benim hani gerçekten içinden çıkamadığım hiçbir durum yoktu. Öyle söyleyeyim. O yüzden benim vicdanım çok çok rahat. Kim iyilik yaptıysa karşılığını buluyor zaten. Buna inanıyorum. Şu anda da çok şükür şöyle söylüyorum. Çok çok mutluyum. Allah'a çok şükür. Ne yaşandıysa iyi ki yaşandı. Belki de bu olaylar bizi karakterimizle, davranışımızla Mert'le daha çok bağladı. Evet. Hani ikimiz de daha çok böyle bir konularda bile, hani böyle konular bile gündemdeyken yan yana daha güçlü olduğumuzu hissettik mesela. Hı-hı. O yüzden ben çok mutluyum. Allah herkese mutluluk versin. Herkes kendi hayatıyla ilgilensin. Tek temennim bu. Bir de yarışmadayken dediğin gibi aslında bazı şeyler fark edilmiyor ve o süreç çok uzamıştı. Ve sürekli onlarla ilgili işte tweetler, yorumlar, herkes bir şeyler ya yazıyordu. Ya ben saklamadım bu arada. Ben hiçbir şeyi saklamadım. Madem bu konu çıktı, o zaman her şey konuşulsun. Bunu istedim ben. Ama hani çünkü benim bir çekinge yok, benim bir çekinge. Çekineceğim bir durum yok yani benim. E karşı tarafın da yok. E sizin de yok olması lazım normalde. Hani bir yandan da ama kapansın istiyorum konular. Çünkü artık cılkı çıktı yani. Öf yeter artık. Şimdi ben çıkınca ailemle bile konuştum. Annem diyor ki Sıdı konular tam kapandı. Oh diyoruz bir daha açılıyor falan diyor böyle. Oh konular kapandı diyoruz bir daha açılıyor falan. Hani böyle ben kendimi İyi ifade ettiğimi düşünüyorum bu konuda. Çıktıktan sonra çok çok daha güzel oldu zaten her şey. Benim için önemli olan bu. Benim tek hayatım Survivor değil. Ben evet Survivor'la bir noktaya geldim. Ama sadece Survivor olarak bir noktaya gelmedim. Ben zaten spor hayatımda, normal hayatımda çok çok başarılı bir kişiydim. Yani hala da öyle. O yüzden benim tek hayatım Survivor olmadığı için hani çok da insanların düşüncesini önemsemiyorum. En güzeli bence bu yani. Bu arada. Mert'le dışarıdan çok uyumlu bir çift olarak gözüküyorsunuz. Tanımlayabilir misin? İlişkiniz nasıl mesela? Ben şöyle söyleyebilirim. Biz ikimiz iki tamdan oluşan bir bütünüz aslında. Hani hep şey derler ya bir elmanın yarısı, iki yarısı falan diye. Biz yarım değil. Biz iki tamdan oluşan bir bütünüz aslında. Enerjimiz çok tutuyor. Yani ben çok anlayışlı, uyumlu bir insanım zaten. Ama istemediğim bir şeyi de söyleyeceğim usulü onu tanıdığım için çok iyi biliyorum. Neyi ne zaman söyleyeceğimi çok iyi biliyorum. Normalde ona huysuz diyorlar. İşte çok aksi, sinirli falan diyorlar. Karnı açken biraz öyle. Yani herkes öyle değil mi? Biraz öyle. Aynen, aslında herkes öyle. Ama bana karşı çok çok anlayışlı. İkimiz birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yani birbirimize iyi geliyoruz. Önemli olan da bu zaten. İki insanın aynı hayatın içerisinde kendini birbirini yükseltebilmesi. Biz bunu yapabiliyoruz. O yüzden çok çok mutluyum. Allah bozmasın diyelim bu inşallah. Arada. Instagram'da da yaptığınız paylaşımlar da çok gündeme geliyor. Paylaşımlar çok güzel bu arada ama bir o kadar da yorum geliyordur diye düşünüyorum. Ya yorum çok geliyor. Yani olumlu yorum da çok geliyor, olumsuz yorum da çok geliyor. Twitter'da özellikle, Twitter'ın bir özelliği var. Buradan duyurayım. Yorum silemiyorsunuz. Ya da engelleyemiyorsunuz. Engellediğiniz zaman direkt gözüküyor Suede Burcu sizi engelledi diye. Orada yazıyor zaten. Ben çok takılmıyorum. Yani Mert de çok takılmıyor. Zaten hani bir sezon, hani o benden daha tecrübelidir bu konuda belki. Ben Survivor'da ilk sezondan sonra çok zorlanmıştım psikolojik anlamda. Şimdi ama sadece hani böyle ben kendimi o an mutlu hissediyorum. Ve orası benim kendi profilim. İstemiyorsan bakmazsın, engellersin. Yorum yapmazsın, geçersin. Ben empati kuruyorum, düşünüyorum. Benim sevmediğim bir hareket olduğunda ya da böyle sevmediğim biri, işte enerji olarak bana negatif gelen birini gördüğümde engelliyorum ya da bakmıyorum. Bakmıyorsun. Kalkıp doğruya öf bilmem ne falan diye yorum yapmıyorum. Bu bence bir hastalık. Ve kişilerdeki öfke duygusundan oluşan bir hastalık bence. Hani bana karşı öfke duyuyorsan aslında bir ilgin vardır. Ya da bana karşı bir duygun vardır. Ben o duyguyu sevmiyorum. Ben çok nefret etmeyi, öfke duygusunu da içimde barındırmayı çok sevmiyorum. Beni yorar o duygu çünkü. Daha çok bunu temizlemeyi, o insanı nasıl nötrleyebilirim, bunun üzerine çalışırım mesela. Ama insanlar sosyal medyada çok öfkeli. Hani karşıma geldiğinde belki çok daha farklı olacak. O kelimelerin hani %1'ini bile söyleyemeyecek potansiyelde. Ama sosyal medyada wow. Hani inanılmaz cümleler var paragraf, yani. Paragraf paragraf. Bir de kendileriyle gurur duyuyorlar bunu yaptıkları için. Bence çok acınası bir durum yani.
Ben ama benim umurumda bile değil. Hayatım, kendi hayatım önemli olan, kendi düşüncem ve sevdiklerim. O çekirdek durum vardır ya hani, ailem, yakınlarım. Onların düşünceleri bir noktada önemli. Ben sevdiğim herkesin fikrini alırım ama baktığım zaman annem bile bana bir şey söyler ama ben yine kendi bildiğimi yaparım mesela. O yüzden çok da önemli değil. İstedikleri kadar yorum yapabilirler. Olumlu ya da olumsuz. Kendileri bilir diyelim. Aynen, kesinlikle öyle. Ama çoğu yorumu görüyoruz. Sadece takmıyoruz. Hani herkes şey zannediyor, ulaşılmaz. Yorumlar gözükmüyor, görmüyorlar falan. O DM'lerin hepsi, çoğu %50'si hani böyle gözüküyor. Baktığımız zaman görüyoruz aslında. Ama mutlu oluyorlarsa devam edebilirler. Yani bu onlara iyi geliyorsa devam edebilirler. Herkesin kendi yaşantısı. Bana etkileşim veriyorlar. Hı, evet. Öyle söyleyeyim. Ben mutluyum o konuda. Bir de bu yönden bakmak lazım. Doğru, evet. Bir de son zamanlarda yaşadığın şeyleri düşünecek olursan eğer, pişmanlık duyduğun bir şey yaşadın mı hiç? Sıfır. Hiçbir, yani son zamanlara bakmayayım, bütün hayatıma bakayım, bu kadar net konuşuyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü keşke demeyi sevmiyorum. Ben bir şeyi yaşıyorsam doğru veya yanlış. Böyle söyleyebilirim. Hani pişmanlık ya da şey demeyeyim. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü diyeyim. Kötü yaptığım bir şeyden, yanlış yaptığım bir şeyden ders çıkarıyorum. Bir daha öyle yapmamam gerektiğini öğreniyorum. Ya da daha da güçleniyorum. Diğerinde zaten tecrübeleniyorum. Evet. Hani ikisinin de bana kattığı şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden hayatım boyunca da hiç pişmanlık duyduğum bir şey yok. Bu kadar net söyleyebilirim. Ne güzel. Hani çok şükür. Ama belki bu bana hani ailemin verdiği bir özgüven olabilir. Çünkü ben yanlış yapmaktan korkmuyorum. Çünkü insanlar bu şekilde adım atmayı öğreniyor. Yani ben o engeli basamak yapabiliyorum. Benim farkım bu. Eğer basamak yapamazsam düşeceğimi biliyorum çünkü. O yüzden ders çıkarmak, tecrübe katmak bence çok daha önemli. Bu açıdan bakabilmek çok daha önemli. Peki hayatındaki dönüm noktası olarak neyi nitelendirebilirsin? Survivor'ı nitelendiririm ya. Büyük bir değişiklik yaratmıştır. Tabii işte. Yani şöyle, ben hani ilk seferinde hiç şey diye düşünmedim. Wow, tanınacağım, ünlü olacağım falan. Zaten bence çok fazla tanınmış kişi var. Ama aradan sıyrılmak lazım, bir şeyler yapmak lazım ya da insanların sizi doğalında tanıması gerekiyor. Survivor bunun yeri belki de. Hani çok da doğal olmuyor, orada da kurgu montaj var. İşte tam olarak kendimizi şu an olduğum gibi ifade edemiyor olabilirim orada. İlk çıktığımda hiç öyle bir düşüncem yoktu ama ikinciye giderken diyorum ya, tecrübe. Oradan çıktığımda beni nelerin bekliyor olabileceğini, bir tık hayatım hakkında nasıl yönlendirme yapabileceğimi düşünüyorum. Hani tabii ki çok büyük bir etki. Yani bu kadar insana belki başka bir yolla ulaşamazdık kolay olarak. Çünkü herkesin belki de artık şey var. Kolay yoldan kazanç sağlama. Burada maalesef ki diyeyim, dijitalde bu var. Yani sosyal medyada milyonların sizi izlemesi çok büyük bir olay. O kadar insan sizi takip ediyor demektir. Bu hani belki de bir markanın yıllarca uğraşıp yapmak istediği bir şey. Buna sahip olabiliyorsunuz. Onu da artık sizin nasıl yönlendirdiğiniz önemli olan bu noktada yani. Bu durum da aslında bazı insanların öfkesine neden oluyor ve öfke kusuyorlar. Şey oluyor ya mesela, oturduğu yerden para kazanıyor diyorlar mesela. Değil ama o adada 4-4,5 ay biz ailemizden ayrı kalıyoruz. O kötü yorumların hepsini biz çekiyoruz. O adaya bir de hazırlanma süreci var. Bu tamamen psikolojik kısmına bakıyorum. Fiziksel kısmını geçtim. Sakatlananlar, geri dönemeyenler. Hani tamamen bir hayat serüveni orası. Oradan çıktıktan sonra da onu yönetmek de yani zor bir süreç. Çünkü insanların beklentisi oluyor. Sizin kendinizden beklentiniz oluyor. İnsanların sizden beklentisi oluyor. Bu bir insana kötü anlamda da gelebiliyor ama iyi anlama çevirmek de sizin elinizde aslında. O beklenti bir tık insanları böyle hani şey oluyor ya, bir noktaya geliyorsunuz. O noktada kalabilmek aslında ya da o noktayı yükseltebilmek önemli olan. Oradan düştüğünüz anda o ilgi azalınca insanlarda psikolojik bir travma oluyor. Ya yani ilgi Survivor'dan çıktığınız her sezonda oluyor. Çıkan her yarışmacı oluyor ilgi. Yani ilk hafta elenenin de oluyordur. Ben bilmediğim için. Yani. O yüzden hani bu ilginin geçici olduğunu bence idrak etmek gerekiyor. Çünkü evet bir ilgi var ama seneye başka bir yarışmacı geliyor. Başka bir sezon geliyor. O ilgiyi kendimize yeteceğini düşündüğümüz kadarını bence yüklemeliyiz kendimize. Tamamen o ilgi bizi var etmiyor çünkü. Ve gerçekten çok tanınan kişi çıkıyor Survivor'dan. Aralarında belli başlı isimler. Tabii ki. Sürekli gündemde. Benim
hani isim vermeyeyim, oyunculukta ilerleyen, şimdi artık dizilerde başrol alan, Survivor sayesinde ya da değil ama oradan bir şekilde parlayan insanlar, insanların hayatına dokunanlar var yani. Çünkü en çok izlenen programlardan biri. Yani çok fazla kitleye ulaşıyorsunuz. Evet. Bu çocuk oluyor, işte genci oluyor, her kitleden kişilere ulaşıyorsunuz. Bence çok güzel bir dönüş, öyle söyleyeyim. Oyunculuk demişken oyunculuk yapmayı düşünüyor musun peki? Şimdi bana ilk sezon bunu sorduklarında ne işim var ya falan diyordum. Ama hani diyorum ya tecrübe, işte ders çıkarma. Şimdi diyorum ki neden yapmayayım? Bir de ben hani böyle ne bileyim bir şeyleri ezberlemeyi kendim hani seviyorum. Küçükken sonra hatırlıyorum, diyorum ki hayat bir döngü. Sizi bir şeyler bir yere çekiyorsa akışında bırakın. Küçükken hatırlıyorum, bizden bir kuzenim vardı mesela, kameraları vardı. O mesela karşıya buzdolabına bir kağıt yapıştırırdı. Hani haber sunucuları olur ya, karşıdan evet, okurlar. Biz de oradan okuyup kendimize çekmeye falan çalışıyorduk böyle. Diyorum ki demek ki ben de içimde böyle bir istek varmış, ben bunu gömmüşüm. Hani şu anda birkaç görüşme var ama netlik olmadığı için söylemeyeyim. Hani tabii ki böyle başrol falan, ben eğitim almadan, o ortamı görmeden, kendimi geliştirmeden öyle bir şey zaten olamaz. Olması da hani farklı şeyler vardır düşüncesi yaratır bende. O yüzden birkaç proje var, görüşüyoruz ama benim için ve o proje için ne iyi olacaksa o şekilde olmasını diliyorum. Hani ben kendimi bu noktada nasıl geliştirebilirim? Eğitimini aldığımda nasıl devam edebilirim? Çünkü oyunculuk pek bildiğim bir sektör değil. Ama yapamayacağımı düşündüğüm bir sektör de değil. Ama açıksın. Aynen, açığım tabii ki. Ya olabilir. Neden olmasın? Peki başka yeni projeler var mıdır? Şöyle, aslında var ama onlarda da netlik yok işte. Proje çok var. Fakat hani bu süreç her anlamda markanın düşünmesi gereken bir süreç. Bizim düşünmemiz gereken bir süreç. Bu proje olduktan sonra gelecek etkileri de düşünmek. Çok fazla alan var. Hani dijital öyle bir yer ki, televizyonu, sosyal medyası, Instagram'ı, YouTube'u, hani her yerden gelen tepki farklı oluyor. O her yerdeki etkileşim farklı oluyor. Proje var. Mert'le beraber de var. Onun tek ayrı ayrı olarak var. Benim ayrı ayrı, ayrı olarak var. Zaten yoran kısmı da bu. Hepsini düşünüyorsunuz sadece. Hani bu şey gibi değil. Bizim İzmir'de spor salonumuz var bu arada. Ben mesela sabah 6'da ders vermeye giderdim. İnsanlar işten önce gelip spor yapmak isterlerdi. 6'da kalkıp ben ders verip okula gidip okuldan kendi tekvando antrenmanıma geçip akşam tekrar salona gelip ders, hani böyle akşam 10.30-11 gibi eve giriyordum. Sürekli fiziksel. Sürekli fiziksel bir yorgunluk. Şimdi diyorum ki evet, belki fiziksel bir yorgunluğum yok, yapmıyorum ama burası hani sürekli düşünüyor, sürekli yoruluyor, sürekli fikir alışverişi yapmak zorundayız, içerik üretmek zorundayız. Bu işin de bu kısmı zor aslında. Bir yandan spor diyorum, hani İstanbul'a da spor salonu açmak gibi bir düşüncem var. Hepsini birden kendimi yönetmeye çalışıyorum. O yönden bir tık zor oluyor ama çok güzel şeyler var yani. Peki Mert'le sıcak bakar mısınız aynı projede olmaya? Ben bakarım. Ben diyorum ya, hani benim hayatımın her noktasında bana iyi gelen Mert, bir projede de top olması için duygu olması gerekiyor bence. O yüzden bana her anlamda Mert çok iyi geliyor yani. İkimiz de dediğim gibi birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu en güzel şeylerden biri. Yani anlayış çok önemli bir şey. Ben şuna da mutlu oluyorum. Hani herkes huysuz falan diyor ya. Herkesin öyle düşünmesi ve onun bana öyle olmaması beni mutlu eden bir şey. O bana verdiği değeri gösterir yani. Ayrıcalıklı olduğunun göstergesi. Özel hissettiriyor. Tabii ki, ne güzel. Mutluluklarınız daim olsun amin, diyelim. İnşallah. Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa alabilirim. Ben insanların hayatına dokunmayı çok seviyorum. Bunu hep sporla yapıyordum. Şimdi sosyal medyada yapmaya çalışıyorum. Bu bazen insanlara irite gelebiliyor. Ama olabildiğince öfke duygusu olmadan yaşamlarını sürmeye çalışsınlar. Çünkü o duygu insanları yoruyor ve daha çok böyle nefret, negatif. Şu an konuşurken bile mesela enerjimi düşürüyor benim. Ben hep şey diyorum. Mutluluk paylaştıkça güzel. Kim ne yaşıyorsa yaşıyor ve kendi yaşıyor. Ben kimseyi yargılamayı, suçlamayı sevmiyorum. O yüzden herkes mutlu olsun istiyorum ya.
Bunu da nerede fark ettim biliyor musunuz? Bana herkes şey diyor, bu ara o kadar çok düğüne gittim ki. Ya 10-12 gündür İzmir'deyim. Evlenmeyen arkadaşım kalmamış. Bütün tatil sezonum bitti. Teşekkür ederim. O yüzden hani böyle onlar mutlu oluyor ya mesela. Herkes mutlu olsun istiyorum ya. Kimse böyle kötülük yaşamasın. Bana en kötü düşünen bile iyi olsun istiyorum. Böyle olduğu zaman da benim hayatıma o şekildeki insanlar geliyor. Ben o enerjiyi çekiyorum. Mutluluk gerçekten paylaştıkça güzel. Evet, nasıl düşünürsen de sana yansımaları aynen o şekilde oluyor. Ve karma var. Karma var arkadaşlar. Karma var. Var evet. Buradan da bu mesajı veriyorum. Yaşanmış. Aynen. Tescillenmiş, onaylanmış, okeylenmiş. Karma diye bir şey var. Enerjiye çok inanıyorum bu arada. Birkaç terapi de aldım hani profesyonel anlamda. O yüzden bana etkisi çok büyük. Karmayı yönetemeyen, kendini yönetemeyen de bu işi psikolojik ellere bıraksın diyorum. Kesinlikle. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum ve çok mutlu oldum. Çok çok güzel zaman geçirdim. Benim çok için keyifliydi. De öyleydi. Tekrar teşekkürler. Rica ederim.